Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Casper Network hakkında konuşacağız ve Casper'ı tanıyacağız. O zaman hadi başlayalım. Şimdiye kadar blok zincir teknolojisi hep tavizler vererek ilerledi. Herhangi bir Layer 1 yani birinci katman protokol marketi tamamıyla desteklemedi. İşletmeler, geliştiriciler ve tüketicilerin ihtiyaç duyduğu merkeziyetsiz uygulamalar desteklenmedi. İşte bu yüzden Casper blok zinciri kuruldu. Var olan ve blok zincir ekosisteminde açığa çıkmayı bekleyenlere taviz vermeyen bir blok zincir sağlamak ve sürdürülebilir işletme, müşteri, geliştirici adaptasyonu için Casper Network kuruldu. Casper Network, teknoloji uzmanlarını, iş liderlerini, blok zincir, işletmeler ve bulut endüstrisinden deneyimli danışmanları kriptoya en gelişmiş, sağlam ve güvenilir Proof of Stake akıllı sözleşme platformunu getirmek için bir araya topladı. Casper zaten var olan bir blok zincirin forku değil. Aksine tepeden tırnağa Ethereum geliştiricileri tarafından tasarlanan orijinal Casper CBC spesifikasyonlarından oluşturulan bir blok zincirdir. Ölçeklenebilir, güvenli ve merkeziyetsiz Proof of Stake yapısının yanı sıra herkesin kullanabilmesi için optimize edilen ve CBC yapısına birçok özellik de eklenen bir blok zincir olmayı başardı. Casper ayrıca geliştirici dostu bir blok zincirdir. Patentli bir kodlama dilini kullanmaktansa Casper WebAssembly'yi destekler. Dünyada yaklaşık 30 milyon geliştirici bulunmaktadır. Casper herhangi bir geliştiricinin daha önce alışık oldukları araçlar ve dillerle uygulamaya yazmaya hemen başlayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Yani şu an Casper'a gelen bir geliştirici direkt olarak aşina olduğu yazılım diliyle kodlamaya başlayabilir. Casper blok zinciri ayrıca kullanıcı dostudur. Casper'ın gaz modeli geliştiricilere ve kullanıcılara gaz ücretini stabilize ederek ağın kullanım bedelini ağın yoğun olduğu vakitlerde bile tahmin etmelerine olanak tanır. Casper izin gerektirmez fakat esnek bir yapıdadır. İşletmeler ağ üzerinde özel veya izne dayalı uygulamalar kurmayı tercih edebilirler. Hem özel bir ağda gizli hem de kamunun güvenliğini iş uygulamalarıyla sağlayabilirler. Casper ayrıca yükseltilebilir, güncellenebilir bir yapıdadır. Günümüzde güncellemeleri on-chain uygulamalara uygulamak hem teknik hem de yönetimsel açıdan elverişsizdir. Casper karmaşık ekosistem iletişim gereksinimlerini ve migrasyon süreçlerini kaldırarak on-chain akıllı sözleşmelerin direkt olarak güncellenmesini mümkün kılıyor. Hadi biraz da Casper Token hakkında konuşalım. Casper Token diğer Proof of Stake blok zincir ağ tokenları gibi çalışır. Validatörleri ağ korumak için harcadıkları eforlar için ödüllendirir. İşlemleri hesapladıkları için gaz ücretleriyle onlara ödeme yapar ve ağ katılımcıları arasında değişim aracı olarak hizmet eder. Günümüzde gitgide artan bir şekilde şirketler ağda uygulama ve çözümler oluşturuyorlar. Cardinal Kriptografi Casper'ın konsensus protokolünde partnerlik yaptı ve Trial of Bits ağın teknik bileşenlerini onayladı, yani sorunsuz çalışabildiğine onay verdi. Casper ayrıca global patent yönetim ve lisanslama veri tabanı olan IPV ile de partnerliğini duyurmuştu. IPV, Casper'ı kullanarak patentlerini şifreliyor ve özel bilginin sadece onaylanan tüzel kişiler tarafından erişilmesini sağlıyor. IPV ayrıca patent veri tabanını Casper'a taşıyarak patentlerin tüm dünya tarafından takip edilebilmesini ve telif haklarının otomatik olarak tahsis edilmesini sağlayacak. Patent endüstrisi dijital evrim için oldukça hazır. Casper Labs ile IPV'nin partnerliği de hem alana hem de Casper'a oldukça yarayacaktır. Kurumların Casper'ı benimsemesini de hızlandıracaktır. Casper patentin dijitalleştirilmesinde sürdürülebilir ve en güçlü çözümü sağlayacaktır. Ayrıca BitGo'da Casper'la partner ve Casper BitGo'nun resmi vasisi oldu.
Casper Layer 1 blok zincirleri yeni bir güvenlik standardı getiriyor ve ekip güvenlik alanına oldukça odaklanmış durumda ki bu oldukça önemli. Ufak bug'lar bile milyonlarca dolarlık zarar verebiliyor. Hem böyle bir zarar duyulduktan sonra fiyata da olumsuz olarak yansıyor. BitGo'da bu yüksek güvenlik standartlarını desteklemeyi ve kurumların güvenle ağ kullanmasını istiyor. İşte bu yüzden Casper'ın partnerlikleri ağın gelişimi açısından oldukça önemli. Casper ağı en orijinal ve tamamlanmış blok zincir mimarisini hayata geçiriyor. İşletmeler, geliştiriciler ve kullanıcılar en çok değer verdikleri blok zincir özelliklerinden artık taviz vermek zorunda değil. Casper'la birlikte sürdürülebilir ve blok zincir destekli bir gelecek mümkün. Evet, buraya kadar Casper'ı kısaca tanımış olduk. Peki Casper şimdiye kadar neler yaptı? Casper cephesinde neler oldu? Hadi hep beraber bakalım. Casper şimdiden 16.000'den fazla eşsiz delegatörü, 70.000'den fazla hesap, 480.000'den fazla akıllı sözleşme etkileşimi, 385.000'den fazla Casper transferi ve ilk yüze girmek için rekabet eden 180 topluluk validatörü ile birlikte en büyük proof of stake ağları arasında bulunuyor. Casper Labs ve Casper Association'da şu an tam zamanlı çalışan 80 çalışan var. Çalışanların büyük çoğunluğu kendini tamamen Casper protokole adamış mühendislerden oluşuyor. DevX DAO Casper ekosisteminde şimdiden yaklaşık 400 hibe teklif aldı. 150'den fazla hibeyi etkinleştirdi ve toplamda 16 milyon doları aşan 40 hibe işlemini başarıyla tamamladı. Profesyonel organizasyonlar ya çoktan Casper ile iletişim halinde ya da iş yüklerini Casper'a aktarmayı planlıyorlar. Bu organizasyonlara IPV, MetaCask ve D-Music de dahil. Casper yakın geçmişte Wizard, Make ve oyuncu Brooke Shields ile partner oldu. Brooke Shields ile dış dünyadaki ilk NFT'lerini mintlemek için takım olmuşlardı. Dubai hükümeti Birleşik Arap Emirliği'nde büyük blok zincir adaptasyonu için Casper Labs ile partnerlik yapmıştı. Casper Token şimdi 2 düzineden fazla global borsada işlem görüyor ve Casper yerel olarak Ledger'da dahil olmak üzere 8 büyük cüzdan tarafından destekleniyor. Yani Casper'larınızı güvenle saklayabilirsiniz. Casper, Gitcoin ile birlikte The Friendly Hackathon ve Ready Player Casper adında iki başarılı hackathon'a ev sahipliği etti. 1600'den fazla geliştiricinin katılımı ve yakında ağda yayınlanacak olan birkaç düzine DApps ile beraber bu hackathonlar tamamlandı. Ve Casper ile 2022'de daha birçok şey mümkün olacak. Ağ gitgide daha fazla büyüyecek. Casper'ın güncellenebilir akıllı sözleşmeleri tam anlamıyla blok zincirde oyun değiştirici olacak. Ve elbette DeFi yani merkeziyetsiz finans ürünleriyle beraber güzel bir Casper sezonu yaşayacağız gibi görünüyor. Ben Casper'dan ve ekosisteminden oldukça ümitliyim. Yatırımcılarına güzel karlar bırakacağını düşünüyorum. Projenin daha iyi yerlere geleceğini de biliyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Casper videosu için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.